Evet, şimdi ekonomi başlıklarını aktardık. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıklamış olduğu yeni ekonomi programı üzerinde de durmuştuk. Hepsini detaylandıracağız. Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci internet bağlantısıyla yayınımızda. Sayın Kahveci merhaba, günaydın. Günaydın Ülke Hanım, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii yeni ekonomi programı ile ilgili konuşacak çok şey var ama beraberinde tam da açıklamalar yapılacağı sırada dolar yeni bir rekor kırdı dün. Ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hiç durmadı kur konusu üzerine. Gazeteciler sorunca da kur beni ilgilendirmiyor dedi. O halde kur bu ülkenin ekonomi bakanını ilgilendirmiyorsa kimi ilgilendiriyor acaba? Yaklaşık 5 ile 10 arasında müteahhiti ilgilendiriyor kur. Çünkü onlara verilen işler hazine garantili döviz kuru üzerinden. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaptıkları işler, bu işlerin büyük bir kısmı beton işi ve TL üzerinden yapılıyor bu işler. Ama verilen garantilerin hepsi hazine garantisi ve dolar üzerinden, euro üzerinden. Çok büyük bir kısmı dolar üzerinden, onun için öyle söyleyelim. Bu müteahhitlere dolar üzerinden hazine garantileri verilmiş. Ayrıca bu garantiler Amerikan enflasyonu oranında, Amerikan enflasyonu diye basitleştirerek söylüyorum, birkaç endeks daha var. Amerikan enflasyonu üzerinden de artıyor. Mesela şöyle söyleyelim. İşte Osman Gazi Köprüsü yapım aşamasında, başlama aşamasında 35 dolardı. Şimdi 45 dolar. Niye 35 dolardan 45 dolara geldi? Amerikan enflasyonu 10 yıl sonra 55-60 dolar olacak. Bir de kur arttığı zaman bu müteahhitler çok daha iyi kazanç elde edecekler. Şu gözüküyor ki Ülke Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nde 84 milyon vatandaş 5-10 müteahhite çalışır duruma geldi. Onun için Sayın Bakan gayet doğru söyledi. Sayın Bakan'ın, Berat Albayrak'ın söylediği kur beni ilgilendirmiyor dediği çok doğru. Çünkü verdikleri bütün işler dolar garantisi üzerinden, Amerikan enflasyonu üzerinden de artıyor. Dolar da 3 liradan, 5 liradan, 7 liraya, 8 liraya çıkınca kendi yakınlarındaki hep sürekli beraber oldukları 5-10 müteahhit kazanacak. Türk halkı da bunu istiyor. Türk halkı da başka yönde bir irade beyan etmedi. Yani 150 milyar doların üzerinde hazine garantisi verilmiş 5-10 müteahhite, dünyada en fazla ihale alan 10 müteahhitin 5'i Türkiye'den, hepsi bizden çıkıyor ama vatandaş gayet memnun. Dolayısıyla bizim haber kanallı olarak veya bir ülkeyi düşünen bir vatandaş olarak falan şikayet etmemizde de çok fazla şey yok. Beis yok yani, bu şey değil, vatandaş bunu seviyor, bunu istiyor. Onun için Sayın Berat Albayrak'ın söylediği kurlarla benim ilgim yok, tabii ilgisi yok. 430 milyar, bakın bir başka şey söyleyeceğim size. 430 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Bu borcun büyük kısmı özel sektöre ait. Dün bu ekonomi programı açıklandığı zaman ben kurlarla ilgilenmiyorum, etmiyorum. Kurların yükselişi yönünde işaretler verildi dün yeni ekonomi programında, o şeyde. Program bitince en fazla açıklama yapan kim? TOK Başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu'ndan başlayın bütün sanayi ve ticaret odaları açıklama yaptı, biz buna bayıldık diye. Sabancılara kadar. Yani bayıldık diye açıklama yapıyorlar. Burada dolayısıyla çok fazla hani bizlerin kendimizi böyle ya ne oluyor ülke kötüye gidiyor falan diye böyle biz orta sınıf sizler bizler böyle çıkıp şey yapıyoruz, dertleniyoruz, sıkıntıya giriyoruz, hüzünleniyoruz, acıyoruz ülkemizin geleceğine, evlatlarımız var bu ülkede, geleceklerini yaşayacaklar ki yaşayamayacaklar yani, çok zor hayat bekliyor. Asıl evlatlarımızı çok zor hayat bekliyor. Sayın Kahveci, şimdi az önce dediniz ya aslında tepki gelmesi lazım, insanlar bir şey söylemiyor diye. Biz bugün az sonra gireceğiz o konuya da, bu V tipi toparlanma konusuna. Ben aslında daha önceki açıklamasında da Sayın Bakan'ın biraz takılmıştım. Ne anlama geliyor? Onun sinyallerini alıyormuşuz, alıyor muyuz? Onu soracağım biraz sonra. Şimdi bugün V tipi günler manşetini aldık biz izleyicilerimizin yorumları için. Aslında gelen yorumlar da izleyicilerden süreci olumsuz yönde değerlendirildiği yönünde. Örneğin bir mesajdan bahsedeceğim. Ahmet Çınar şöyle diyor. Sürekli yeni ekonomi paketleri açıklanıyor. Hiçbirisi eskimeden, fırsat eskimeden sürekli açıklanan yeni paketler geliyor. İnandırıcılığı kalmadı. Galiba tek inanan saray diyor. Yani vatandaşın da bir tepkisi var buna. Ama şunu da düşünmek lazım. Dün
Dolar baktığımızda yeni bir rekor kırdı, 7.85. Şimdi dolar TL'yi hemen söyleyelim, 7.78-77'den işlem görüyor. Acaba hani Merkez Bankası'nın hamlesi bir günlük müydü, bir gün mü etkili olabildi diyoruz. Sizce Bakan Albayrak'ın açıklamalarından sonra bu küçücük düşüş mü yaşandı? Bu düşüş bu sabahki çarktan dolayı yaşandı. Çark ne demek? Dün yaptığının bugün tersini yapmak demek. İşte Londra'dan saldırıyorlar hain düşmüşler diye şey yapmıştılar. Döviz işlemlerine vergi getirmiştiler %1, onu 1002'ye çektiler. TL mevduatlarındaki vergileri aşağıya çektiler. Altın alımında da vergi de altın galiba. Alımında da. Dolayısıyla geçen hafta ne yapmıştılar? İşte bankaların swap'ta öz kaynak oranını %1'den %10'a çekmiştiler. Yani sürekli çark ekonomisi uygulanıyor Türkiye'de. Yani bir şey yapıyorsunuz, ertesi gün tersini yapıyorsunuz. Daha sonra ertesi gün bir daha tersini yapıyorsunuz. Devlet böyle yönetilmez. Türkiye Cumhuriyeti şu anda devlet ağırlığını kaybetmiş durumda. Devlet yönetilme ağırlığını. Bu orta vadeli programla ilgili bir şey söylemek istiyorum Ülke Hanım. Burada mesela 2020 yılının ortalama kur, kur 6.91 olarak kabul edilmiş burada hesaplanmış. Ortalama kur şudur. Sene başından sene sonuna kadar toplam fiyatın ortalamasını alıyor. Aşağı yukarı bugüne kadar yani düne kadar 195 gün geçmiş. Ortalama 6.73 civarları filan ama şu anda 7.80 olduğu için ortalama kur seviyesi yılın yani bu yılın kalanında 6.91 ortalamanın olması için dolar kurunun kalan 3 ayda 7.46 olması lazım. Ama şu anda 7.80. Bunu nasıl yani buna bakarak bu programın ne kadar tutarlı olduğunu hesaplayabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Evet. Yani masa başına geçiyorlar. Birkaç rakam yazıyorlar. Sonra rakamlar tutmayınca kimse hesap vermiyor. Gelin kardeşim son 3 yılda vermiş olduğunuz orta vadeli programlardaki rakamlara bakın. Yani her şeyin bir yenisi var galiba Sayın Kahveci. Şimdi bu ekonomi programında da öyle deniyor ya. Her şeyin bir yenisi. Beklentiler karşılanmayınca bir yeni ortaya çıkıyor. Onun yenisi vurgulanıyor. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Döviz, altın, alım, satım işlemlerindeki vergiler düşürüldü dedik. Az önce birazcık girdik o konuya. Mevduat hesaplarında alınan vergiler de indirildi. Tabii ister istemez düşünülüyor. Bu indirimlerle vatandaşa nasıl mesajlar veriliyor diye. Dövizi bozdurursanız yeniden alabilirsiniz. O yüzden siz dövizinizi bozdurun çağrısı mıdır bu? Nasıl yorumlanır? Aslında bu politikayı ben biraz daha geniş çerçeveden de değerlendirmek istiyorum. Bu sadece ekonomi politikası olarak değil, bir miktar siyasi politikayla beraber sanki şekilleniyor. Bu nedir? Biz son bir aya kadar, 15-20 güne kadar tabiri caizse son yılları hatırlarsanız işte Şangay Beşlisi falan Avrasya birlikleri şeyleri yapacaktık. Çin ve Rusya ile beraber dünya düzenini kuracaktık. Yeni şeyler yapacaktık. Büyük projeler vardı. Buna karşı çıkanlar yine karşı çıkanlar hain filandı. Yani bizler yine haindik. Mecburen hanemize hep böyle şeyler düşüyordu. Bu proje en son bu Akdeniz'de olanlardan ve Azerbaycan dahil ama Azerbaycan'dan önce de başlamıştı. Biz batıya doğru yeniden doğudan para gelmedi. Biz Çin'den gelecek 40 milyar doların hayaliyle 2 yıl yaşadı bu Türkiye. Bu 40 milyar doların hayali öyle vatandaş arasında dolaşan bir hayal değildi. Türkiye ekonomi yöneticilerinin arasında dolaşan bir hayal. Pardon. 2 yıl Türkiye Çin'den 40 milyar dolar gelecek hayaliyle yaşadı. Ekonomi bu şekilde yönetildi. Ha geldi ha gelecek diye. 40 milyar doları bırakın 40'ta biri anca geldi. O da swap'la geldi. Yüksek faizle takasla geldi. Dolayısıyla bugün bu şeylerden geri dönüşler, programlardan geri dönüşlerde baktığımız zaman sanki normalleşme adımı değil de bir normalleşme adımı gösteriliyor ama bir batıya tekrar dönüş. Ya biz hatırlarsanız işte Almanya'ya meydan okuyor, Avrupa'ya meydan okuyor, İngiltere'ye şey yapıyor, Amerika'ya şöyle yapıyorduk.
bu politikaların tutarsız olduğunu galiba gördük, biraz normalleşme adımı çalışıyor ama şey, karşımızdakiler inanır mı? Şimdi 40 yalandan sonra 41. de doğru söyleseniz inanan çıkar mı? Bir de o mesele var. Yani 40 kere sert adım atmışız, meydan okumuşuz, şunu yapmışız. Şimdi bu adımlar tutar mı? Hiç zannetmiyorum. Çünkü Türkiye ekonomisinin, o yüzden Ülke Hanım, şu andaki en büyük meselesi oranlar falan değil, güvenilirlik. Türkiye güvenliğini kaybetti. Yönetim ne söylese, doğru da söylese güvenilirliği kalmadı. Yalan da söylese, yanlış da söylese güvenilirliği kalmadı. Yani dün düşünsenize, ülkede bütün şehir hastanelerini, havalimanlarını, köprülerini, evet, yollarını, her şeyini hazine garantisi üzerinden dolarla müteahhitlere veren ekonomi yönetiminin başındaki kişi diyor ki ben dolara bakmıyorum. Yani bunun, ondan sonra siz bu ülke yönetimine bir zerre güven duyabilir misiniz? Peki, V tipi toparlanma üzerinde duralım mı biraz? Sıklıkla vurgusunu, evet, yapıyor. İşaretler varmış V tipi toparlandığımız yönünde. Önce bizlerin de anlaması için bu V tipi ne demek ekonomide? Dibi gördük, şimdi de yükselişe geçtik, eski halimize geri döndük mü demek acaba? Şimdi uzaya aya 4 şeritli yol yapıyoruz. Bu yolumuzda gayet güzel otoban. Herkes de inansın buna. Yani burada bir şey yok, bir yalan yok. Yani Türkiye aya 4 şeritli yol yapıyor şu anda. V tipi ne demektir? Onu açıklayacağım şimdi. 4 çeyrek, 1 yıl 3 ayda, 3'er aydan 4 çeyrektir. 12 ayı 3'er aya bölerek bu hesaplar yapılıyor. Milli gelir hesapları falan. 4 çeyrek küçülme, ardından da 4 çeyrek büyümeye V tipi deniliyor. Yani bir aşağı düşüyorsunuz, ardından tekrar yukarıya çıkıyorsunuz. 4 çeyrek düşüyorsunuz, 4 çeyrek çıkıyorsunuz, buna V tipi deniliyor. Şimdi bizim V'miz var da, şu anda bir V'ler yapıyoruz ama tek V değil maalesef. N mi yapıyoruz acaba? N mi? W mu? Evet, evet, aynı. Şöyle, mesela 2018-2019'da bir düştük, sonra kredi genişlemesiyle çıktık, şimdi pandemiyle tekrar düştük, daha aşağıdayız, şimdi normalleşmeyle tekrar çıktık. Ama bütün mesele şu, nasıl izah edeyim? Mesela 94 ve 2001, hatta 2008-2009 diyorum çünkü 2008-2009 krizi 2008'in ortasında başladı, 2009'un ortasında bitti. Ama 94 ve 2001 krizleri tabiri caizse sene başlarında başladı, sene sonlarında bitti. Bunlar neydi? 4 çeyrek ekonomi küçüldü, ardından da 4 çeyrek düzeldi. Ama devamında şu oldu, şöyle düşünün. Ekonomideki seviyeniz 100'den 90'a düştü, ertesi yıl tekrar 90'dan 100'e çıktı. Evet, evet. Mesela 1994 yılında 90'a düştük, 95 yılında 100'e çıktık ama 96 yılında 110, 120 diye devam etti. Hı. Mesela 2001 aynı şekilde. Ertesi yıllarda eski seviyenin üzerine çıktıktan sonra da yukarıya doğru devam etti. Şimdi öyle değil. 100'den 90'a düşüyoruz, 90'dan 95'e çıkıyoruz, tekrar 85'e düşüyoruz, evet, 85'ten 95'e çıkıyoruz, tekrar 90'a düşüyoruz. Bir gibi zikzaklar var şeklinde. Zikzaklar mı var ekonomimizde, öyle mi diyebiliriz acaba? Sürekli zikzak, hı hı, sürekli zikzak. Bakın bir örnek vereceğim. 2018 yılının çalışan sayısı 28 milyonun üzerinde, 28 milyon 800 bin civarında. Şu anda pandemi nedeniyle 25 milyon küsür, evet, ama pandemi etkisinden arındırılmış çalışma sayımız 27 milyonun altına düşüyor hemen, veya 27 milyon seviyesinde. Yani aradan 3 yıl geçmiş, çalışan sayısı 28.8 milyondan 27 milyona düşmüş oluyor. Pandemiyle 26 milyona düştü, bir de çalışan saat azaldı ama, hı hı, pandemi haberini söylemek istiyorum. Nitekim orta vadeli programa bakın, 2020 yılı için Berat Bey 3 yıl önce 31 milyona gelecek diyor çalışan sayısı. Şimdi de diyor ki 28 milyonun biraz 27 milyonda. Yani 3,5 milyon çalışan sayısı hedeflenenle daha önceki hedefle şu andaki gerçekleşen arasında 3,5 milyon negatif fark var. Yani böyle bir program
size bir program sunuluyor, bir taahhüt veriliyor. Diyor ki işte geliriniz 10 liradan 15 liraya çıkacak, merak etmeyin deniliyor ama geliriniz 10 liradan 7,5 liraya düşüyor. Şimdi bunu söyleyen kişiye güvenir misiniz? Evet. Herhangi bir yatırım, herhangi bir girişimde bulunur musunuz? Şimdi iş dünyasına bak, tekrar döneceğim. Hı hı. En fazla alkışlayanlar onlar olduğu için alkışlıyorlar da yatırım yapıyorlar mı? Yatırım yapmıyorlar. Bakıyorsunuz sürekli şeyde alkışla kredi topluyorlar. Galiba yeni yöntem, yeni ekonomi yönetiminin de işaretleri bu şekilde oluyor. Peki bu zigzaklar ekonomisi diyelim. Hadi Sayın Albayrak V tipi diyor ama biz zigzaklar ekonomisi diyelim. En basit haliyle izleyicilerimizin de böyle anlayabilmesi için, bu tabloyu görüp okuyabilmesi için vatandaşa yansıması nasıl oluyor zigzaklar ekonomisinin? Şöyle olur. Bir, işsizlik çok yüksek olarak kalır. İstikrarsızlık olduğu için istikrarlı bir gelire ulaşmanın imkanı olmaz. Olmayacağı için de yüksek işsizlik. Bir varlık alırsınız, varlığın değeri sürekli değişir. İstikrar olmaz. Bir bunalımdır bu. Aslında Türkiye işsizlik noktasında 2015 yılından beri bunalım içerisinde. Yüksek işsizlik içerisinde bu sürekli yukarıya doğru çıkıyor, çıkmaya devam ediyor. İşte geniş tanımlı işsizlik %30'un üzerinde. Biz %27-28'lere geniş tanımlı işsizliği geldiği zaman İspanya'nın, İtalya'nın, Yunanistan'ın ya bunlar da bir şey mi işte bak ne diyorduk. Şimdi biz onların üzerine geçtik. O küresel krizde gelmişti onlar. Bundan 10 yıl önce, 11 yıl önce. Şimdi biz bunun çok üzerine çıktık. Bunun anlamı şu, bugün ekonomide kimse yarınla ilgili iyimser bir beklentiyle veya parlak bir ülke geleceği hayali kurmasın. Böyle bir hayal yok, böyle bir işaret yok, böyle bir şey gelmeyecek. Zikzak içerisinde gidip geleceğiz, avunmamız şu olacak işte, 95'ten 90'a düştük, ses etmeyeceğiz ama 90'dan 92'ye çıktık, bayram edeceğiz. Millete diyeceğiz ki bakın ne güzel oldu. İşte şey ekonomimiz çok iyi ama kimse şunu sormayacak. Ya 3 yıl önce 100'dü bizim seviyemiz. 3 yılda 120-130 olmamız gerekirken 90'dan 92'ye çıktık diye nasıl seviniyoruz? Avunun bununla yetinin. Bununla yetineceğiz. Ama bütün bunların hepsinin maliyetini ülke hanım bu ülkenin evlatları çekecek. Karanlık bir gelecek bizi bekliyor. Çok karanlık. Bir kez daha olumsuz sözlerle aslında sizinle yayınımızı noktalayacağız. Çünkü ya, genelde Türkiye tablosu üzerine konuşurken en son hep geleceği soruyorum size. Ve geleceğe dair de güzel sunulan pembe tablolar gibi tablolar ortaya çıkmıyor galiba. O zaman bir cümle söyleyeyim Ülke Hanım. Buyurun. Ben yanılma noktasında o kadar arzulu, o kadar istekliyim ki yeter ki ben yanılayım. Benim yanılmamda ne olacak? İbrahim Kahveci'nin söyledikleri çıkmadı denilir. Ülke kurtulsun yeter ki. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kahveci, yayınımıza katıldığınız için. Hoşçakalın.